bir de Şekel bin Hümeyt. Bu adam varmış Peygamber Efendimiz'e. Şimdi Peygamber Efendimiz nübüvvet nuruyla görüyor ya, bu sefer ki adamların ne lazımsa onu söylüyor. Bak şimdi bir, Peygamberimiz öğrettiği zaman, bak şimdi bir, Peygamberimizin öğrettiği şey başka, bir adam geliyor nübüvvet nuruyla, onun ne eksikse onu görerek ona söylüyor bunu özel olarak. Bak şimdi başkasına söylemiyor onu. Çünkü neden? Peygamberimiz o adamda ne eksikse onu gördü, ona diyor, ona öyle dua ettirecek. Ötekini umuma mesela söyledi bu şimdiye kadar söylediklerimiz. Şimdi bu diyor ki bak, Şekel bin Hümeyt ismindeki adam Peygamberimize geldi radıyallahu anh. Bu dedi ki ya Resulallah, bana bir dua öğret, ben Allah'a öyle sığınayım dedi yani. Ben neden sığınayım Allah'a? Bak lan yani bana öyle öğretti. Bu da nübüvvet nuruyla baktı, onun ne eksikse ona dedi ki, ey Allah'ım, kulağımın şerrinden, demek ki o Ebu'ne Begale'ni dinleyeceğim diye uğraşıyor demek o sahabe. Onun için ne dedi bak, Allah'ım kulağımın şerrinden, gözümün şerrinden, dilimin şerrinden, kalbimin şerrinden ve menimin yani zina aletinin şerrinden sana sığınırım. Yani bunların şerrinden sen sığın. Demek ki Allah'ım kulağımın şerrinden, gözümün şerrinden, dilimin şerrinden, kalbimin şerrinden ve menimin şerrinden sana sığınırım dedi bu. Bunu bak özel öğretti. Bu da çok güzel bir dua. Şimdi Ebi Yeser. Ebi Yeser ismindeki sahabe de Peygamber Efendimiz şöyle dua ederdi diyor bak. Onda da bir değişiklik var. İnni eûzü bike minel hedmi ve eûzü bike minel teraddi ve eûzü bike minel garagı vel haragı vel herem ve eûzü bike en yetekabbadığı şeytanın del mevti ve eûzü bike en emüten bis fi sevilike müdüren ve eûzü bike en emüte ledigan. Türkçesi bunun şu. Ey Allah'ım, bir şey altında kalıp ölmekten, bir şey altında kalıp ölmekten, yüksek bir yerden yuvarlanıp düşerek ölmekten, boğulmaktan ve yangında ölmekten, ölüm anında şeytanın beni şaşırtmasından, senin yolundan arka çevirerek ölmekten. Allah'ın mesela şimdi arka, bir adam sağına yatıyor ya, dolma yattığı zaman ben senin şeyini istemiyorum demek yani mesela hani. Bak ne bu? Şeytanın şaşırtmasından, senin yolundan arka çevirerek ölmekten. Senin yolundan arka çevirerek ölmekten. Yani sana küsüp, senin dediğini yapmayarak arka çevirip ölmekten sana sığınırım. Akrep yılan gibi hayvanlar tarafından sokularak ölmekten de sana sığınırım. Aniden ölüp kalıyor. Bir şey söyleyemiyor. Onun için bunlardan sığınır. Bunda da Ebu Davud Nesai rivayet etmiştir. Allahümme inne uzbike minel hedmi ve uzbike minel teratti ve uzbike minel garagı vel haragı vel herami ve uzbike en yetekabbadu şeytanu ve uzbike en emüte fî sebilike müdüren ve uzbike en emüte ledîvan. Şimdi Ebu Hureyre rivayet edip Peygamber Efendimiz şöyle sığınırdı. İnni euzubike minel fakr vel gilleti ve zilleti ve euzubike min en azlime ve en uzlime. Türkçesi şu: Allah'ın fakirlikten, taat azlığından, zilletten sana sığınırım. Birine zulmetmek ve zulme uğramaktan da sana sığınırım. Allahümme, eyvanım Allah'ım. Şimdi Ebu Hüreyre'nin bir duası da var. Allah'ım şikaktan, Allah'a hakkı koy. Şikak demek hakka karşı koymaktan, nifaktan, kötü ahlaktan sana sığınırım. Bir de Peygamber Efendimiz dedi ki Allahümme inni euzu bike minel cu'i. Ya Rabbi, açlıktan da sana sığınırım. Bunun yapmayacağı şey yoktur. Ey Allah'ım, sana açlıktan sığınırım. Çünkü o insandan ayrılmayan çok kötü bir şeydir. Yedirir Allah'ım, yedirir. Ondan sonra da ve hiçbir doyduktan sonra da ibadet yaptırma. Açlıktan sana sığınırım. Hiyanetten sana sığınırım. Görünmeyen kötü günahlardan da sana sığınırım. Ondan sonra Peygamber Efendimiz'in bundan başka mesela ettiği dualardan bir tanesi de şudur. Ya Rabbi, Allahümme inni euzubike min münkeratil ahlak vel amal vel ava. Allah'ım, ben kötü ahlak,
kötü amel ve kötü arzulardan sana sığınırım. Ey Allah'ım, ben kötü ahlak, kötü amel, kötü arzulardan sana sığınırım. Ey Allah'ım, gazabından rızana, bak gazabından rızana, bir adam uykusunda kötü bir şey gördüğü zaman korkarak uyanırsa, o adam şöyle dua edecek. Gazabından rızana, cezandan af ve atifetine sığınırım. Sen, sana sana ait değil gibi, hiçbir vecihle ben sana sana aitmeye muktedir değilim. Sen sana sana aittiğin gibi, Allah kendi kendini övüyor da diyor, sen sana sana aittiğin gibi, kendi övdüğün gibi hiçbir vecihle ben seni sana aitmeye muktedir değilim. Böyle olunca Hazreti Ayşe diyor ki, bir gün peygamber yanımda uyumaktaydım, ben peygamberin yanında uyuyordum. Gecenin geç vaktinde baktığımı yanımda bulamadım. Ararken elim ayaklarına dokundu, secde halindeydi, şöyle diyordu. Gazabından rızana, cezandan af ve atifetine sığınırım. Sen, sana sena ettiğin gibi hiçbir veliyle ben seni sena edemem diyordu. Bir de Peygamberimiz bazen şöyle dedi. Ey Allah'ım, ben sana abraşlık hastalığından, cinnet getirmekten, cüzzem hastalığından ve fena hastalıklardan sana sığınırım. İşte şimdi mesela bu hastalıktan sığınmak için sünnet olan bu işte. Bunu okuyacaksın. Allahümme inni eûzüke. Mesela şimdiki hastalık yani. Allahümme inni eûzüke minnel barası vel cünûni vel cüzâmi ve seyyil eskâm. Yani bunu da yani beşli rivayet etmiş. Ebu Davud, Nesai, ondan sonra Müslim, Tirmizi, neyse bunlar rivayet etmişler. Evet.